Bir mağaza sezon sonu kampanyası için 4 farklı afiş hazırlatmıştır. Bu mağazadan fiyatı 180 lira olan pantolonlardan 3 adet alan Adem Bey'in kasada kendisine sunulan kampanyalardan birini seçmesi isteniyor. Buna göre sunulan en avantajlı kampanya hangisidir? Şimdi sırayla bakalım arkadaşlar. Fiyatı 180 lira olan pantolonlardan 3 tane aldı. 3 al 2 ödeye göre 2 çarpı 180'den 360 lira öder. İkinci neye bakalım? Kasada her bir ürüne %50 indirim. 180 liradan %50 yarım yarı yarıya bir indirim demektir. 90 liraya düşer. 90 çarpı 3'ten 270 TL öder. Bakalım üçüncü kampanyaya. Bütün ürünlerde %30 indirim diyor. 180 liranın %30'unu hesaplayalım. 54 lira. 180'den 54 çıkarırsam 126 lira kalır. 3 tane alıyorduk pantolon. 378 lira öder. Burası 360 liraydı. Evet, şimdi gelelim sona. İkinci ürüne %10, üçüncü ürüne %60 indirim diyor. Şimdi birinci ürünü 180'den alacak. İkinci ürüne %10 indirim, yani 18 lira indirim yapacak. 180 eksi 18'den 162 lira ödeyecek. Üçüncü ürüne %60 indirim. 180'in %60'ını hesaplayalım. 108 lira indirim. 180'den 108 çıkarırsam arkadaşlar 72 lira yapar. Şimdi toplam ödemeye bakalım. 414 liralık bir ödeme söz konusu olacak. Şimdi neydi? En avantajlı, yani alıcı için en avantajlı, en ucuz olan olacağına göre 270 lira olduğundan bol bol kampanya olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Eğimi -3 bölü 2 olan ve 0,6 noktasından geçen D1 doğrusu, eğimi 1 bölü 2 olan ve 0,2 noktasından geçen D2 doğrusu ile y eşittir 0 olan doğrusu arasında kalan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eğimi -3 bölü 2 olan ve 0,6 noktasından geçen doğru y eksi 6 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 0'dır. Yani y eksi 6 eşittir. Eksi 3 bölü 2x olur. O da 2y eksi 12 eşittir. Eksi 3x'ten 2y artı 3x eşittir 12 doğrusu olacaktır. Diğer taraftan eğimi 1 bölü 2 olan ve 0,2 noktasından geçen doğru da y eksi 2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı x eksi 0'dan 2y eksi 4 eşittir x. 2y eksi x eşittir 4 doğrusu olacaktır. Şimdi birinci doğrumuz zaten bir 0,6'dan geçiyor. Bir de y yerine 0 verirsem x'i 4 çıkar. İkinci doğrumuz 0,2'den geçiyor. Bir de y yerine 0 verirsek x'i eksi 4 çıkar. Şimdi arkadaşlar birinci doğrumuz y eksenini 6'da x eksenini 4'te kesecek. Bu gitti. Bu gitti. İkinci doğrumuz y eksenini 2'de x eksenini eksi 4'te kesecek. Bu da gitti. İşte 2y eksi 4, 6'ya 4. Ve y eşittir 0 doğrusu, yani x ekseni. Arasında kalan bölge sarı bölge olarak ifade edilmiş. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir aracın deposunda kalan benzin miktarının gittiği yola bağlı değişimini, diğer grafik ise aracın sabit hızla gittiği yolun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre deposu tam dolu olan bu araç 8 saat sabit hızla giderse deposunda kaç litre benzin kalır? Şimdi arkadaşlar ikinci grafiğe baktığımızda 3 saatte 270 kilometre yol gittiğine göre 1 saatte 90 kilometre yol gidiyor. Yani hızı saatte 90 kilometre demektir. 8 saat giderse 8 çarpı 90'dan 720 kilometre yol gitmiş. 50 litre benzinle 1200 kilometre yol alınıyorsa 720 kilometre yol almak için ne kadar benzin gerekir? Doğru orantı vardır. 50 çarpı 720 bölü 1200 yapar arkadaşlar. 60'a böldüm. 12. 60'a böldüm.
20. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm. 1, 6. 30 litre benzin kullanır. Bizden kalan benzin isteniyor. 50 litrelikte depomuz, 50'den 30'u çıkarırsam 20 litre benzin kalacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Kâr marjı. İki farklı mağazanın kira ve ürün satışları bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen değişkenlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ürünlerin bir adet alış fiyatı 15 lira. X kare eksi Y kare 2400 ve X artı Y 20. İki mağazanın aylık karları eşit. Elde edilen kar miktarı satış sonrası masraflar düşüldükten sonra elde edilen kalan para olup buna göre Z kaçtır diyor. Şimdi burada her bir ürün 15'er liraymış arkadaşlar. O halde ürün başı kar 30 eksi 15'ten burada 15. Z eksi 15 de ikinci de. Şimdi x kare eksi y kare 2 kare farkından x eksi y çarpı x artı y eşittir 2400. X artı y 20 olduğuna göre x eksi y 120 olur. O zaman burası 120 artı 180'den 300 adet satılmış. Şimdi A mağazası için arkadaşlar 15 lira karla 400 tane ürün sattı. Bir de buradan kira ödedi 3000 lira. Toplam karını hesapladı. B mağazası Z-15'ten 300 tane ürün sattı. 2100 lira kira ödedi. Bunların toplam karları birbirine eşit oldu. Altı bin eksi 3000 eşittir 300 Z eksi 4500 eksi 2100. 3000 artı 6600 eşittir 300 Z. 300 Z eşittir 9600. Z eşittir 32 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.